Efendim, Resime Hanım'ın bu kayıp olarak aradığımız Kerem Bey'den 7 çocuğu var. Şimdi 7 tane beyefendinin resmi nikahlı eşinden, 7 tane de kum olarak getirdiği Resime Hanım'dan. Şimdi İhsan Duru sizin öz çocuğunuz, yani siz onun öz annesisiniz. Şimdi sizler üvey çocuklarsınız. Altını çizelim tekrar. Evet, dün daha yeni başladığımız için konuya. Sizler üvey çocuklarsınız ama İhsan senin oğlun. Şimdi İhsan'ın açıklamaları var. Önce onu izleteceğim. Sonra Bolat Bey'in gelmeden önce bir röportajı vardı. Onu da hazırlayın. Onu da onun sonuna bağlayacağız. Şimdi İhsan diyor ki annem benim babamın öldüğünü ima etti. Bir de diyor yani hani bana söylenen Bolat'la babam ölmeden önce tanışmış olabileceği. Ben bundan şüpheleniyorum diyor. Bir izleyelim. 5 yıla yakın bir zamandır kayıp olan Kerem Durur'un Resime Dönmez'le beraberliğinden olan oğlu İhsan'ın dikkat çektiği kayıplara karışmasının ardından annesinin davranışlarıydı. Babam kaybolduktan sonra annemi de aldım yanıma geldim. Sonra annem çeşitli bahanelerle yanımdan ayrıldı gitti. Sonra bir duydum kimsenin haberi olmadan evlenmiş. Anne neden yaptın, neden evlendin, neden gittin, babam da ölseydi en azından, ölüsü çıksaydı, ölmüşse de babanın kemikleri bile kalmamıştır dedi. Hakaretler etti bize. Ben hayat benim hayatım, ben yaptım, ben ettim, kimse karışamaz edemez evliliğinden beri. Anne oğlu ilişkimiz bitmiş kendisiyle. Evlendikten sonra bu hani evlendi insanlar dedi evlendi yapmışsa bu yapmıştır. Herkesin dilinde bu dolamaya başlayınca rahmetli kardeşimin işine demiş ben gördüm demiş Antalya'da Fales Park'ta da demiş oralara dolanıyormuş. Görmüşler bize haber etmişler. Biz günlerce gittik oralara bak gezdik ettik bulamadık. Hedef şaşırttı babanız sağ yaşıyor ölmedi gibisine. Genç adam annesiyle Bolat Koyun arasındaki ilişkinin babasının kaybından daha önce başladığını da iddia ediyor. Babam kaybından yaklaşık belki 8 ay belki 1 yıl sonra annemi ifadeye çağırıyorlar. Annem okuma yazması olmadığı için birinin şahit tutmasını istiyorlar. Şahit olmayınca hani kimden geldin kimden gittin polisler diyor. Ev sahibimle geldim diyor. Ev sahibin kim diyor dışarıda. Ev sahibi de okuyor ifadesini imzalıyor adını soyadını imzalıyor. Polis dosyaları açınca annemin de ikametgah adresini araştırınca o gün ifadeyi imzalayan kişiyle şu anda beraber aynı evde yaşadığı kişi ikametgahları olan kişi aynıymış. Bunlar dedi hani baban sağken bile belki ilişkileri var diye tahmin ediyoruz diye söylediler. Şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan babasıyla ilgili İhsan da öz annesinden kuşkulandığını söylüyor. Ben savcılığa gittim. Babamın kayıp vakası sıradan bir kayıp vakası değildi. Şüpheli bir kayıp vakası diye ben ifademde de belirttim. Dedim, annem böyle böyle dedim. 65 yaşından sonra gitmiş böyle bir adamla evlenmiş. Babam da söylenene göre parası pulu varmış dedim. Ben görmedim ama ben şüpheliyim dedim. Yani babamın belki parası için öldürülmüş olabildiğini düşünüyorum. Annemin de içinde parmak olduğunu düşünüyorum diye başvuruda bulundum. Bu kadar mücadelememe rağmen bu son dönemlerde kulağıma geldi. Sözde ben biliyormuşum da annem babam öldürmüş. Ve bunun karşılığında da bana bir daire vermiş. Ben bundan dolayı susuyormuşum. Ben 2 ayda zaten iş nedeniyle şehir dışındaydım. Kocaeli'ndeydim. Geldiğim gün kaybolduğunu söylediler. Şimdi bunları söyleyen senin öz oğlun. Ne diyeceksin? Ben Allah'a güveniyorum. Sonra adalete gönlüm. He. Benim doyla almışım. Para var orta çıkartır. Ben kocamı öldürmüşüm çıkartın. Ben her şeye razıyım. Ama ben kocamı öldürmedim. Ben 7 sene talat yıkadım. Talat parası her başında bir de 50 Siz karış. Tuvaletin başın ne denir? Tuvalete talat bakıyordunuz yıkadım. Herhalde. Evet, 7 sene talat yıkadım. Bu genç cezaevindeydi. Ölen olan cezaevindeydi. Bu genç 7 sene yatmış, 2 tane mahkum. Sana söylüyorum. Çöp toplumu, el arabası çöp toplumu. Hasta adam. Para topladım. Talat 7 sene yıkadım. Ona dışarıya çıkıp kira verdim. O para nerede getirdim? O da kim bana para vermiş? Çöp parası. Ben evi dağıttım diye. Çöpten... Hayır diyor ki, bir kere şurada sana hak veriyorum. Sen eşin öldükten sonra sen anladığım kadarıyla oğlunla gelininle beraber yaşıyorsun ve gelinle de geçinememişsiniz. Dur hiç yaşamadım. Tabii insanlar eğer annelerini alıp da rahat ettiremezlerse sonradan da gidip başka bir adamla niye beraber oluyor diye bence bakmamalılar. Yani eğer bakarsan annene parasını, pulunu, rahatını sağlarsan tamam. Ama yoksa gitti başka adama diye bence küsmenin bir anlamı yok. Bunu söyleyeyim başta. Burada Resime Hanım'a hak veriyorum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.